Çünkü o izleyicimiz sesini 2008'de çıkarmalıydı. Hmm. 2008'de sosyal güvenlik reformu diye bize yutturulan 5510 kanun diyordu ki ne kadar çok çalışırsan o kadar az emekli maaşı vereceğim diyordu. Ve ben bunu bütün televizyonlara dolaştım, anlatayım diye. Gazetelerde yazdım, herkese anlatmaya çalıştım. Ama kimse bana inanmıyordu, olur mu öyle şey diyorlardı. Çok çalışan, çok prim ödeyen çok maaş alır, az prim ödeyen az maaş alır. Hayır, kanun öyle demiyor. Ne kadar çok prim ödersen o kadar emekli maaşın düşük olacak diyor. Evet, evet. Şimdi izleyicimiz kendi mantığını koyuyor ama kanunun mantığı öyle değil. Değil. Yine bak bir hatıram belki anlattı bu tekrar anlatayım. Geçen yıl İstiklal Caddesi'nde yürüyordum. Tanınmamak için de FETÖ şapka takıyordum. Birisi beni tanıdı ve sarıldı. Dedi ne olur beni affet. Hakkını helal et dedi. Hmm. Dedim ki ne oldu? Sen diyordun ki emekli maaşları şuraya kadar düşecek diyordun. Ben de siyaset yapıyordum sana küfrediyordum. Şimdi emekli oldum aldığım parayı görünce sen haklıymışsın ama benim aklım başıma 15 yıl geç geldi dedi. İşte izleyicilerimiz çoğu öyle. Bazı şeylere inanmıyorlar ama gerçeklerle karşılaştıklarında kim haklı kim haklı diye görüyorlar. Bir de biliyorsun yine tekrar edelim burada Ülkü. Gerçeklerin iki önemli özelliği vardır. Biri acıtır, evet. İki acıdır. Evet. Bir de mutlaka ortaya çıkar Ali Bey. Ha, kesin çıkar. Kesin bir de çıkar. Mutlaka ortaya çıkar. Şimdi yönetmenimin izniyle süremiz doldu ama hızlıca bir soruyu daha aktarmak istiyorum. Mümkün mü İpek? Ali Bey. İpek izin ver. İpek izin verdi. Sağ olsun yönetmenim tamam. İzin verdi. Şimdi diyor ki emekli çalışan rapor parası alamıyor. Ama her ay SGK'ya sigorta primi olarak para kesiliyor. O zaman o parayı niye kesiyorsunuz diye sormuş. İlla iş kazası mı geçirmemiz gerekiyor demiş. Ben hakkımı helal etmiyorum. 7 bin liraya geçinen bir emekliyim. Nasıl geçinilecekse buyurun onlar geçinsin demiş. Çünkü izleyicimiz haklı soru soran ama kanun da böyle. Tamam. Emekli çalışanlardan sosyal güvenlik destek primi kesilir. Bu sadece iş kazası meslek hastalığı uğramalar halinde ikinci bir emekli maaş bağlanır. Rapor aldıklarında emekli olduklarında rapor parası alamazlar. Şimdi ikramiye alamayacaklar çalıştıkları için. Evet. Demek ki emekli çalışanları cezalandırmak isteyen bir yapımız var veya kanunumuz var veya mantalitemiz var. Vallahi. O yüzden bunu değiştirmek istiyorsa sen o millet, o mecliste milletvekilleri var. Gerekli girişimi yapsın, gerekli taleplerini meclise iletsin. Meclistekiler milletin vekili ise milletin istediği gibi yasa çıkarırlar. Evet. Böyle giderse o sizin dediğiniz 70 yaşına çıkarılırsa emeklilik kademeli dene zaten emekli olduktan sonra yaşayacak hayatımız az kalmış olacağı için çok da fazla devlete yük olmadan yaşayıp gideriz diye düşünüyorum. Böyle gitmez tabii her şey. Gitmemeli. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ali Tezel. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sevgili izleyiciler, sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel'le konuştuk.